Evimizi yapmak için önce strofordan uygun parçaları keselim. Şurası gövde kısmı. Ana gövdenin ölçüleri 13'e 9. Bu ana gövdemizin üzerine de yarımşar santim arayla çizgiler çekeceğim. Böyle yukarıya kadar çizgi çekeceğiz. Bunlar bizim yatay çizgilerimiz. Şimdi şöyle diklerini de çekersek tuğla gönlümüne kavuşacak zaten. Burada en önemli kısım zemindeki tuğlalar. İkişer santim genişliğinde gireceğim ben. Şöyle bir çubuk yardımıyla. Bitmiş halde bu. Şimdi bunun kapısını penceresini çizip boyamaya başlayacağım. Evimizin şekli bu. Artık boyamaya hazır. Böyle sarı ve kahverengi renkleri birleştiriyorum. Tuğlaya yakın bir şey çıkar diye tahmin ettim ama inşallah. Şeklen başarılı olduğu gibi gözüküyor. Bunu şimdi ahşap bir zeminde tutturacağım. Şöyle güzel. Hatta sağlam olsun, şöyle yan taraflarını da yapalım biz bunun straforla. Küçük tahta çubuklarla da kapı ve pencerenin çerçevesini yapacağım. Çerçevemiz bu. Şimdi çatısını yapacağım. Bakın zaten kendi doğal dalgaları sayesinde çatıya benziyor. Bununla hemen kolayca çatımızı yapabiliriz. Tavanın içinden de bir lamba düzeneği atalım. İşte straforla yaptığımız tuğla görünümlü evin son hali bu. Lambasını da yakınca daha güzel oluyor. Bu yan tarafa anahtarı bağladım. Açma kapama. Evet, böyle farklı renklerde denemek mümkün. Böyle biraz daha tuğlaya benzedi. Gerçekten evde kolayca hazırlayabileceğiniz model. Beğendiyseniz like atmayı, hatta yorum da bırakmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.